Sevgili dostlar, telif hakkı ile ilgili olarak sürekli sorular geldiği için tekrar bir video çekmek zorunda kaldım. Şimdi YouTube'a girelim. Olayın nasıl geliştiğine bir bakalım. YouTube'a girdiğimizde üst köşeden kendi hesabımıza giriyoruz. YouTube Studio'ya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman içeriklere bakıyoruz. İçeriklerde acaba çalışmalarımızdan herhangi bir telif hakkı yedi mi diye filtre bölümüne tıklayarak buradan telif hak taleplerini tıklayarak videolarımızı görebiliriz. Tıkladığım zaman benim karşıma bakın bir tane video geldi ve burada kısıtlamalar kısmında telif hakkı kısmı gözükmektedir. Fareyle üzerine geldiğim zaman ayrıntıları göstere tıklıyorum. Tıklaya tıkladığım zaman karşıma telifin neden yani telif hakkının neden doğduğunu içeren alan geliyor. Bakıyoruz buraya. Burada Eklemedir Koca Konak türküsünün bir kısmı varmış. Nerede? 45,38 ile 45,54 saniye arasında. Yani ortalama 16 saniye içerisinde o şarkı varmış. Bakalım alttan dinleyebiliriz. İsterseniz de daha farklı. Evet, gördüğünüz gibi anlatım esnasında müzik kullanıldığı için yani daha doğrusu anlatılan programda müzik eklendiği için o müzik kısmı yapay zeka tarafından telif içerdiği uygulamasıyla uyarı gelmiş. Bu herhangi bir şekilde sıkıntı değildir. Yani bu aslında bir telif uyarısı değildir. Sadece bu videodan para kazanamayacağınızı ifade etmektedir. Üzerine geldiğiniz zaman zaten dikkat ederseniz telif hakkı sahibine reklam geliri ödendi diyor. Yani siz bu müziği koymakla aslında bir telif ihlali yapmadınız. Sadece adamın para kazanmasına yardımcı oldunuz. Ha derseniz ki ben yine de bunu görmek istemiyorum. Yani bu şekilde bir uyarı görmek istemiyorum derseniz o zaman bu kısımdan işlem seç kısmına tıklayarak isterseniz o kısmı kırpabilirsiniz. İsterseniz şarkıyı değiştirebilirsiniz. İsterseniz şarkının sesini kapatabilirsiniz. Yani seçenek bol. Kırptığınız zaman o bölüm kesilecektir. Yani 16 saniyelik o alan o bölümden kesilecektir. Şarkıyı değiştir dediğiniz zaman, tıkladığınız zaman size başka şarkıları yükleme imkanı verecektir. Bunları tabii ki YouTube kendi kanalından ücretsiz müziklerden sunacaktır. Şarkının sesini kapat dediğim zaman da o çalan şarkının sesi orada kapatılacaktır. İtiraz et bölümü burada herhangi bir telif hakkı yok amacıyla kullanılıyor ama var. O yüzden itiraz edemiyoruz. Ben şarkının sesini kapat seçeneğini seçiyorum. Seçtiğim için bakın burada başlangıç zamanı 45:37 0:45:54 arasında yani 45 dakika 37 saniye ile 45 dakika 54 saniye arasında sürede sesimi tamamen kapatayım, yalnızca şarkının sesini mi kapatayım? Buna karar vermem gerekiyor. Ben diyorum ki tabii ki yalnızca şarkının sesini kapat diyorum. Ve devam tuşuna tıklıyorum. Bu işlem tabii ki zaman alacak. Çünkü bununla ilgili olarak sistem güncelleme yapacak. Videonuz şu anda o bölüm çalacak. Sistem incelemeye kadar videonuz aynı eskisi haliyle yayınlamaya başlayacak. Siz sesi kapat dediniz ve artık sisteme ne oldu şu anda bakın işlenmeye başladı. Bu işleme süresi uzun sürebilir bazen. O yüzden herhangi bir panik yapmayın. Belli bir şekilde belli bir zaman bekleyebilirsiniz. O yüzden buradan çıkabilirsiniz artık. Yani şu anda bakın ben kapattım ve burada dikkat ederseniz videonun altında işleniyor olarak sekme geldi. Yani ben artık içeriklerimde şunu kapatayım şuradan. İçeriklerimde ben bu videoyu tekrar seyretmek istediğimde bakın bu videoydu. Normal olarak
çalışmaya devam edecektir. Yani şu anda işleniyor çünkü. Ayrıca etkileşime açık ol. Bakalım 45. dakikada 45 30 küsürdü. Şu civarda bir yerdeydi. Henüz daha silinmedi. Silindiği zaman bu alandaki müzik silinerek çalışma size ya da arkadaşlarınıza sunulacak ve oradan uyarı ibaresi de kalkacaktır.